Çaltı hayatımızı nasıl etkiliyor? Theta Healing nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Negatif düşüncelerden Theta Healing ile kurtulabilir miyiz? Merak edilen her şeyi Theta Healing uygulayıcısı Seray Bilimsel e anlatacak. Az sonra. Konumuz Tete Healing uygulayıcısı Seray Bilimsel. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tete Healing ile alakalı sizden bir öğrenelim önce. Nedir? Tete Healing bilinçaltı terapi tekniğidir. Gün içinde beynimiz çeşitli frekanslar yayar. Beta, teta, alfa gibi. Tete da bunlardan bir tanesi. Günlük hayatımızda beta frekansında genelde yaşarız. Bu genelde bilinçaltımız stres halindedir. Ee, bir yerlere yetişmeye, bir iş yükü, bir yere gideceğiz, bir şey yapacağız bu frekanstayız. Biz hafif medite ederek bunu bilinçaltımızda teta frekansına çekiyoruz. Ve bilinçaltımıza e, öncesinde bizim bilinçaltımızda kayıtlı olan negatif düşünce formlarını, kaygılarımızı, kırgınlıklarımızı, üzüntülerimizi değiştiriyoruz bu teknikle diyelim. Peki bilinçaltı bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bilinçaltı şöyle ki yüzde doksana aslında bilinçaltımızla biz hareket ediyoruz. Yüzde onluk bir kısım bilinçli hareket ettiğimiz kısımdır. Örnek vermek gerekirse mesela yürümek bu aslında bilinçli yapılan bir harekettir. Ama buraya gelirken mesela trafiğe takılmak neden bunu bilinçaltı önüme çıkartıyor diye sorduğumuzu bu bir endişedir aslında bilinçaltındaki sizin önünüze çıkaran bir blokajdır. Bu şekilde %90 bilinçaltımız bizi çok fazla <laughs> yönlendirebiliyor. Peki bunu herkes öğrenebilir mi bu tekniği? Tabii ki herkes bu tekniği öğrenebilir. Eğitmenler öğrencilere bilmeleri gereken tüm bilgilerin hepsini aktarırlar. Ancak şöyle bir şey ki kişi kendini daha geliştirmek adına daha da yoğunlaşarak farklı dallardaki eğitimleri de alarak daha da hızlıca kendini de pekiştirip ilerleyebiliyorlar. Peki Hangi konularda TT Healing çalışması yapılır? Yapılır. Ee, şöyle ki genelde danışanlar evliliğiyle ilgili problemler olduğunda boşanma vesaire gibi ya da çocukla ilgili mesela çocuk sahibi olmak istiyor ama çeşitli blokajlar var bilinç altında bunlar ona bir etken oluyor. Ee, başka türlü aile içindeki ilişkilerle ilgili olabiliyor. Kilo alma verme bu da bir problem olabiliyor kişilerde. Kişi sadece istediği sorunu, hangi sorunu çözmek istiyorsa eğer, bu sorunla gelirse eğer, Teta Healing'de zaten anda bir şifalama oluyor. Peki bunun bir yaş sınırı falan var mıdır? Mesela işte çocuklarda ya da gençlerde ya da şu yaş sınırlarında yapıyoruz dediğiniz. Çocuklarda genelde olmuyor. Çünkü kişinin karşı tarafın bir onu... E, anlaması mı gerekiyor? Anlaması gerekiyor ve bir şekilde onay almamız gerekiyor. Bilinçaltına yapılan bu kayıtların hep bir karşı taraftan onay alınması gerek ve karşı tarafın da bunu biraz anlaması gerekiyor. Çocuklarda aslında daha şirin yaklaşıp, benim de çocuklarım var, onlara Allah daha başlasın. böyle sevimlice gösterip, ee, bunu ister misin ya da bunu hissetmek ister misin gibi sorular sordurup bu şekilde cevaplarıyla ilerleyebiliyoruz. Peki negatif düşünceler bizi nasıl etkiler? <laughs> Şöyle ki negatif ve olumsuz düşünceleri ne kadar çok alanımızda barındırırsak bunları düşünürsek ister istemez biz bu şekilde deneyimlerle ya da bu şekilde insanları hayatımıza çekerek devam etmek zorunda kalıyoruz. Şöyle ki bunu bilinçaltımızda olumlu yönde değiştirirsek eğer olumlu düşünmeye kendimizi yönlendirirsek bu sefer, hep iyi şeyler hayatımızda bize geliyor ve olumlu yönde deneyimler yaşamak durumunda kalıyoruz. Bu da bizi tabii ki iyi yöne itiyor ve iyi hissediyoruz. Yani karşımızdaki negatif e, davrandığı zaman ya da o enerjisini bize yaydığı zaman biz onu unutup aklımızdan çıkarıp tamamen pozitif düşünmeye mi çalışmamız gerekiyor? Tabii ki hem öyle hem de bilinçaltımızda mesela bizim bunları bu kişilerle karşılıklı kaldığımızda bizi çeken bizi düşüren e, olaylar oluyor. Bunun karşılığında kendi bilinçaltımızda Diyebiliriz ki bunu zaten kayıtlarımız var. Ben bu kişinin bu negatif formun karşısında da kendimi mesela iyi hissediyorum. Bu beni etkilemiyor. Ben benim. Ben kendimim. Benim kendi olumlu düşüncelerim var. Pozitif yanlarım var. Ben bu şekilde ilerleyip onu evet orada olduğunu biliyorum. Fakat görmemezden bu hallerini gelmek istiyorum gibi şeklinde koruyabiliyoruz i̇şte bazen kendimizi. Bazen gelemiyoruz görmemezden <laughs> evet. ama e, en aza indirmek lazım sanırım. Tabii ki. Peki bunun süreci ne kadardır? Mesela e, bu sizinle görüşmemizin e, o beynimizin zihnimizin geçmişini hani dediniz ya geçmişe evet. bir iniyoruz, bir bakıyoruz, bir soruyoruz ne gibi bir kaygınız var diye. Bu e, tamamen silme e, daha pozitif e, yaklaşımlarda bulunmak için insanlara ne kadar zaman mesela dilimi veriyorsunuz? Bu kadar zamanda bir insanın Hı -hı. işte geçmişinde sileriz, her şeyin işte normal eee seyrine hiç çeviririz, döndürürüz diye düşündüğünüz şöyle ki silmek demeyelim, his değişikliği ya da inanç değişikliği diyelim, böylesi daha iyi oluyor. Olumsuz, negatif formu, ne olumluya çeviriyoruz. Hı hı. E, bunlar genelde kişilerin sorunları ya da değiştirmek istediği hareketleri, davranışları, bağımlılıkları belki diyelim ki sigara vesaire ya da başka problemleri, uzun zamandır evlenememe ya da çocuk problemi olan bunlar tek seansta maalesef yani bir şekilde e, ilerlemesi gerekiyor, üzerine çalışılması gerekiyor. Bazen tek düşünceyle engelleyen blokajlar koyulabiliyor. Fakat bazı zamanlarda bunlar o kadar fazla kök inançları oluyor ki bunları tek tek temizleyip bunları bulmak biraz vakit alabiliyor. Ama seans olarak genellikle bir saate yakın bir dönemde kişiyi medite edip karşılıklı bu bilinç altındaki hisleri ve inançları değiştirebiliyoruz. Peki hangi konularda tetehiling ile çalışılır? Yani var mıdır belirli bir kuralı, belirli bir işte şu şu durumlarda sadece çalışılır. Ee, ya da bunlar dışında çalışılamaz gibi diye düşündüğünü. Hayır ya belirli konular genel olarak insanların kişilerin arasındaki evlilik ilişkileri olabilir, eşle ilişki, para olabilir, bolluk bereket diyebiliriz. Kilo alma verme problemleri olabilir, kişilerin belirli blokajları vardır. Ee, onun dışında çocuk işte isteği olabilir, bununla ilgili olabilir, iş hakkında olabilir, para kazanma veya işini bir türlü mesela hiçbir rast gitmez. Neden rast gitmiyor? Hep önüme bir engel geliyor vesaire. Bu şekilde bu konularla çalışılabiliyor. Evet yani bunun bir yaş sınırı dediğiniz genelde yetişkinlerde yapıyoruz. Çünkü anlaması lazım karşımızdaki kişinin e, bizimle seans esnasında bize yardımcı olması lazım Öyle, diyorsunuz. Öyle çocuklarla da bilinçaltını daha şirin göstererek daha e, güzel cümleler kurarak onların anlayabileceği gibi bazı şeylerden korkmaması gerektiğini, güvende hissettiğini ya da gece uyumasında problem olan çocuklar olabiliyor. Onu diyecektim. Mesela evet. bazı çocuklar işte hiperaktiflikleri var mesela evet. işte okulda bununla alakalı ciddi sorunlar yaşayan çocuklar var evet. ya da şu dönemde mesela evde çocuklarımız e, sıkılıyorlar haliyle okuldan da uzaklar evet. hepimiz evdeyiz aslında bu arada evde kal Türkiye <laughs> e, bu kadar hani evde duran çocuklara e, uzaktan da olsa annelerinin yapabileceği hani en azından siz evet yetişkinlere bu e, terapileri yapıyorsunuz ama annelerinin onlara faydalı olabileceği konular var mı önerebileceğiniz? Yani bunu annelerinin değil de hani genelde biz eee healing olarak ben online seanslarda yapabiliyorum Hı -hı. ya da annelerine bu şekilde yardımcı olabilirim. Ne yapması konusunda değil de bilinçaltına söylemesi e, gereken ve onun sürekli duyması gereken cümleler olduğunda mesela çocuk kendini evindeyken de rahatlı, huzurlu ve konforlu hissedebilir. Dışarıda evet çok sıkılıyorlar evet ama sıkılmadan da eğlenceli, keyifli vakit geçirebileceğini mesela bunun Çocuğun bilmesi gerekiyor. Bunu bir şekilde çocuğa gün içinde mesela belirli zamanlarda ya da gece uyu, uyumadan önce o uykuz halindeyken çünkü genelde teta frekansı bu frekansta oluyor. Çocuklar böyle yataklarında uyurlarken güzel güzel kulaklarına böyle güzel e, böyle cümleler işte evdeyiz evet ama şu sebepten bu sebepten işte bundan dolayı kendimizi iyi hissedebiliriz. Neden evde güvenliyiz konforluyuz evde eğlenebiliyoruz biz bir aileyiz ve bu, bunun bir sıcaklığı vesaire gibi şeyler söylenebilir tabii ki. Negatif kayıtlar bize nereden gelir? Şöyle ki e, demin işte çocuklardan aslında bahsetmiştik. E, size şöyle anlatabilirim 0-6 yaş bu yüzden önemli anneler ve çocuklar için. E, biz anne karnına düştüğümüz vakit her çocuk anne karnına düştüğü vakit bu etrafında duyduğu bütün düşünce formlarını... ...annenin hissettiği olumlu ya da olumsuz hislerin hepsini çocuk bunların alıyor. Bu aldıklarını da aslında çocuk kendi bünyesini o bebek bünyeyi bilmiyor ama düşünce kaydı olarak hepsini bilinçaltına ekiyor ve bu şekilde doğuyor. Yani annenin etrafındayken o hamileyken ona söylenen birkaç cümle ya da çocuk isteniyor mu istenmiyor mu bunun cinsiyetine kadar gidilebiliyor bu. Çocuk bu bu kayıtları bilerek doğduğu için işte ondan sonra belirli bir yaş sınırından sonra başlıyor bu sorunlar ortaya çıkmaya. Bilinçaltımızdaki bu kayıtlar ortaya çıkmaya. Bir yerden de atalarımızdan gelen kayıtlar var ki bunu da zaten bilim adamları da açıklamasıyla onayladı. 7 e, nesil geriye gidiyoruz ve bizim DNA'mızın içinde bu 7 nesil atalarımızın kayıtları barınıyor. Yani bilinç altından gelen belki sizin anneniz ya da babanız köpekten korkuyor ya da anneanneniz de var böyle bir kayıt. Fakat siz bunu bilmeyerek dünyaya geliyorsunuz aslında. Bir yaşınızdan sonra sizin bu köpekten korkunuz ya da ona karşı bir çekinceniz ortaya çıkıyor. İşte bu sizin DNA kayıtlarınızda aslında anneannenizin ya da büyük büyük atalarınızdan bir tanesinin bu korkusundan dolayı geliyor. Bu şekilde. Evet. Peki e, hepimizin farklı farklı frekansları var. Evet. E, bu e, theta link frekansı dediğimiz frekans. E, bize ne gibi mesela etkileri var ya da bize ne gibi e, faydası ya da zararı var? Şöyle ki faydası çok var çünkü olumlu yönde düşünmeye kişiyi itiyor. Bilinç altındaki sizi etkileyen önünüze blokaj koyan e, engel çıkartan çoğu şeyi kaldırabiliyor. Bu gerek iş hayatında olabiliyor gerek evde aile hayatımızda gerek eşlerimizle olan ilişkilerimizde. Çocuklarla olan ilişkilerde çünkü hep negatif e, bu kayıtlar sizin önünüze bir blokaj olarak çıktığında hep bu olayları deneyimlemek zorunda kalıyoruz. Hep bu insanları bu negatif formları hayata çekmeye çalışıyoruz bizim hayatımızda ve etrafımızda böyle insanlar oluyor. E, i̇ster istemez tabii ki bu olayın içinde alanımızda böyle insanlarla yaşamak durumunda kalıyoruz. Detailing işte böyle bir şey sizi bu şekilde bu negatif düşünen ya da böyle sizi... E, olumsuz yönde etkileyen, sizin önünüze blokaj çıkartan bilinçaltı e, olaylarınızı bir şekilde dışarıda tutup kendimizi bilinçaltı rahatlatıp burada isteklerimizi, hislerimizi olumlu yönde değiştirebiliyoruz. İnşallah diyelim. <laughs> ee, çok teşekkür ederim Seray Hanım. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ben teşekkür size. ederim. Ayaklarınıza sağlık. Yine bekleriz inşallah. İyi ki varsınız. Sağ olun.